Kerkük'teki bazı Türkmenler güvenliklerini sağlamak için silahlanmaya başladı. Irakşam İslam Devleti'nin Musul ve Tel Afer'in bazı bölgelerini ele geçirmesinden sonra Türkmenler de silahlandı. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşet Salihi'nin üzerindeki çelik yelekle katıldığı toplantıya partililer de ellerindeki silahlarla hazır bulundu. Yaşasın Türkvan! Yaşasın Türkvan! Yaşasın Türkvan! Salih yaptığı açıklamada ülkedeki tüm tarafların silahlandığına dikkat çekerek Türkmenlerin de kendilerini korumak için silahlanma hakları vardır. Bölgemizi ve halkımızı korumak için bunu yapmak zorundayız açıklamasında bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelerin Türkmenler üzerinde oynanan bir oyun olduğunu söyledi. Yoklık cemi'il muvatinin. Kuzey Irak'ta en kötü durumda olanlar Türkmenler. Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeler Türkmenler üzerinde oynanan bir oyun. Ya Sünni'nin gölgesine ya da Kürtlerin gölgesine gideceksiniz emri vakisini asla kabul etmeyiz. Yaşanan gelişmelerden hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağını dile getiren Salihi, Irak halkının zarar gördüğü olaylarda en olumsuz etkilenen kesimin Türkmenler olduğunu ifade etti. Yaşasın Türkvan! Yaşasın Türkvan! Yaşasın Türkvan! Kuzey Irak'ta en kötü durumda olanlar Türkmenler. Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeler Türkmenler üzerinde oynanan bir oyun. Ya Sünni'nin gölgesine ya da Kürtlerin gölgesine gideceksiniz emri var. Kerkük'teki bazı Türkmenler güvenliklerini sağlamak için silahlanmaya başladı. Irakşam İslam Devleti'nin Musul ve Tel Afer'in bazı bölgelerini ele geçirmesinden sonra Türkmenler de silahlandı. Kunna netevakkauhu ems. Türkvan! Yaşasın! Türkvan! Yaşasın! Türkvan! Salih yaptığı açıklamada ülkedeki tüm tarafların silahlandığına dikkat çekerek Türkmenlerin de kendilerini korumak için silahlanma hakları vardır. Bölgemizi ve halkımızı korumak için bunu yapmak... Irak Türkmen Cephesi lideri Erşet Salihi'nin üzerindeki çelik yelekle katıldığı toplantıya partililer de ellerindeki silahlarla hazır bulundu. Yaşasın! Zorundayız açıklamasında bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelerin Türkmenler üzerinde oynanan bir oyun olduğunu söyledi. Yoklık cemiyat.